Ever since the day that you Selamünaleyküm arkadaşlar. Niye gözlükleyim? Çünkü bugün bir story paylaştım. Hani biraz beni benzetin diye gözlüğümü taktım. Instagram postumu görmeyen arkadaşlar varsa yayın içinde bir 15 saniye size postumu paylaşacağım. Arkadaşlar acayip heyecanlıyım. Çok verimli bir hafta sonu geçirdim. Özellikle dün gece birden sonra gece birden sonra bütün taşlar yerine oturdu ve Unreal'da hiç kaydetmediğim aşamayı bir saat içerisinde kaydettim. Şey gördünüz mü Instagram postumu arkadaşlar? Epey bir yol aldım. Görmeyen arkadaşlar için hazır 150 kişiyken bir 15 saniye size heyecanımı paylaşayım. Sonra üzerine biraz konuşacağım. Sonra biraz Formula 1 hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. Bir de bir sorum var size. Hemen şu Instagram story'mi sizle bir paylaşayım. O sırada da çete bakayım. Çocuk bu arkadaşlar. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için bu nedir diye, diyenler için bu bir 3D karakter. MetaHuman'da mümkün olduğunca kendime benzettim. Herif niye gözlük takıyor? Çünkü gözleri çok beceremedim. Şimdi MetaHuman'da daha önceki yayınlarda söyledim. Bir karakterin birebir aynısını yapmak çok zor. Neredeyse imkansız. Yani alayım da işte Messi, Ronaldo'yu baştan yapayım dediğiniz zaman orada patlıyorsunuz. Ama şöyle de bir tembellik anlamında MetaHuman'ın şöyle bir avantajı var. Arkadaşlar sadece yüzdeki kemiklere baktığınız zaman yüz küsür tane kemik var. O mimikleri çok başarılı yapabiliyorsunuz. Eğer bir 3D artistiniz yoksa iyi yetenekle sıfırdan bir modelle girdiğiniz zaman genellikle mimikte sınıfta kalıyorsunuz ama MetaHuman'ın mimikleri çok başarılı fakat MetaHuman'da da şöyle bir boktan bir durum var aslında beklenen bir boktanlık o da şu bu daha zaten early access yani erken erişim imkanı sunulan bir alfa mı beta mı artık ne olduğu belli olmayan bir durumda zaten çok limitli muhtemelen Unreal 5 çıktığında MetaHuman'ın final versiyonunu lanse edecekler ve gerçek anlamda da Unreal 5 ile düzgün çalışacak. Şu an çok sıkıntılı. Mesela skeletal mesh denilen e, bir durum var. Şimdi iPhone'la ne yaptığımı anlatacağım. Orada başka hikayeler var. E, skeletal mesh ya yani kemik yapınız var. Şimdi Mixamo'dan bir model indirdiğinizde, bir animasyon indirdiğinizde, onun kemik yapısı farklı. Unreal Engine 4 e, içinde çıkan bir tane robot var. Onun kemik yapısı farklı. Meta Human'ın kemik yapısı farklı. Bunları retarget falan etmeniz gerekiyor. Şimdi girmeyeceğim teknik olaylar ama birçok şeyi birbirine adapte edip ne bileyim yüz mimiklerini Apple'ın AR kitini kullanıyorsunuz ya da Faceware diye çok pahalı bir yazılım var. Yıllık 2.300 dolar. Onun Unreal entegrasyonu için 1.400 dolar ayrı bir para ödüyorsun yıllık falan. Çok meşakkatli. Ama bir iPhone'u ile eğer kiti kullanarak bu sistemde bir de Motion Capture kıyafetiniz varsa bunları entegre edecek altyapıyı şu an tamamıyla çözdüm. Ne bileyim işte baş parmak çok çirkin şu an. Baş parmakta kemik yapısı farklı olduğu için bir takım sıkıntılar var. Onlar çözülür. Saçı fazla hareket ediyor. Onlar çözülür. Model daha bana benzeyebilir mi? Benzeyebilir. Onlar çözülür. Önemli olan altyapıyı, teknik altyapıyı, bütün bu farklı komponentlerin, motion capture kıyafetinin, AR kitin, bunların hepsini beraber çalıştırabileceğin sistemi ve eş zamanlı çalıştırabileceğin sistemi yapıyı kurmak sıkıntıydı benim için. Hafta sonu onu çözdüm. Şimdi bundan sonra geriye eğlenmek kalıyor. Eğer kit sadece iPhone 12'de yok, eğer kit iPhone 10'la beraber, bu True Depth kamera ile beraber geldi. Bu sırada işte hani mesela Samsung G, Huawei G yapılıyor. Geçen Mesut bir video paylaştı. İşte bütün bu arkadaşlarına sormuş herkes ne telefon kullanıyor diye. Orada işte Apple demek, sadece Samsung demek işte cahilliktir, basite indirgemektir gibi bir yorum gelmiş birinden. Abi işte öyle değil. Yani ne için kullandığın önemli oluyor. Şimdi eğer kit bir tek iPhone'da var. Eğer kitle ilgili, eğer kit ne derseniz 52 tane blunt shape var. Yani blunt shape nedir? Birbirine geçen şekiller, birbirine geçen şekiller. Yani işte siz kaşınızı kaldırdığınız zaman hangi kaslar size bu hareketi yaptırıyor? İşte A dediğiniz zaman, O dediğiniz zaman, Ü dediğiniz zaman falan 52 tane bunun şeyini çıkarmışlar. Aa, bunu bir kütüphane haline getirmişler. Ve Bunları siz animasyon programlarına aktarabiliyorsunuz. Ve şu an Hollywood'da birçok yapımda bu teknoloji kullanılıyor. Ee, bir, bir de işte kamerayla çekilen versiyonu var. Görmüşsünüzdür böyle kıyafetleri giyiyorlar. Burada bir tane kamera oluyor. O suratı kaydediyor. O suratı sonra 3D'ye aktarıyorlar. Ya da burada bir telefon oluyor. iPhone görüyorsunuz. İşte bu... Ee, neyse iPhone Samsung Gain'e girmeyeceğim ama arka planda birçok şey oluyor. A Unreal 5 Early Access'i denedim ama şu an on, on yani çok sorunlu çalışıyor. MetaHuman da çok sorunlu çalışıyor. Bir animasyonu mesela giyiyorum kıyafeti, telefonu da kafama takıyorum. Bir hareket yapıyorum. Onu kaydetmem gerekiyor. Kaydettiğin zaman birçok yerde sıkıntı, birçok buglar var. Ama bunlar çok normal. Çünkü MetaHuman da şu an early access'te olduğu için bunların hepsini düzeltecekler. Ama şuraya geliyor olay. Çok acayip bir döneme giriyoruz. Yani bu Twitch yayıncılığı işte ya da streaming olayları, Instagram olayları, bu dijital avatar olayları falan bence önümüzdeki bir buçuk sene içerisinde çok başka bir yere gelecek. Çok başka şeyler olacak. Filmler çok başka yerlere gidecek. Bağımsız filmlerde bu tür teknolojilerin kullanılması çok daha demokratikleştiği için çünkü kalkıp da normalde senin hayvan gibi bir ekip kurup ne bileyim hayvan gibi yatırım yapman gerekiyorken şimdi bunu 3-5 kişilik ekiplerle yapabileceksin. O yüzden de olay çok acayip yerlere gidiyor. Ben bugün acayip heyecanlıyım. Şimdi demin size izlettiğim biraz daha kalabalıklaştık. Bir 180-200 kişi daha geldi. Şu demin izlettiğim olay var ya. bu olay beni acayip heyecanlandırıyor. Çünkü bunda birçok hata var bu sırada. Bir, bir, yani bu şu an şöyle söyleyeyim size. Yüzde yirmi, yüzde on beş kalitelerde falan. Ya bunu yüzde yüze getirdiğiniz zaman olabilecek şeyler beni inanılmaz heyecanlandırıyor. O yüzden çok acayip yerlere doğru dünya gidiyor. Ya ben bunu bir buçuk günde yapabiliyorsam, tabii bu bir buçuk günü de hani böyle klişe bir laf olacak ama 40 yıl artı bir buçuk gün diye de yorumlayabilirsiniz ama hani Unreal'la ne kadardır bir aydır falan uğraşıyorum. Çok iyi şeyler var. Bir tane Unreal eğitimi aldım. Geçen yayın söyledim. Bunları falan öğretmiyor ama temelini oturttuğun zaman işte soruyorlar. Abi sen nasıl işte bu kadar hızlı öğreniyorsun falan diye. Arayacağım kelimeleri doğru biliyorum. Çünkü işte oturup da Bodozlama evet bodozlama daldım Unreal'a ama bir noktada durdum her şey sıfırdan öğreneceğim dedim. Construction strip nedir, animation graph nedir, ondan sonra blueprint nedir, level blueprint nedir, ne nerede işe yarar fonksiyonlar falan filan derken oturdum bir sıfırdan öğrendim. Şimdi arayıp sonucu çok hızlı buluyorum. İyi forumlar buldum sorularıma cevaplar alıyorum. Evet Udemy'den aldım. ...vesaire vesaire... ...yeni arkadaş daha işe başlamadı... ...şu an ev bakıyor... Ee, ...sanıyorum bir 10 güne falan... ...başlamış olacak... ...şimdi... ...size bir sorum var arkadaşlar... ...Unreal olayını böyle parça parça... ...sizinle... ...paylaşacağım... Ee, ...şimdi... ...ha şu soruya da cevap vereyim... ...MetaHuman galiba VDS gibi çalışıyor... İnternet çok sıkıntı yaşatıyor... Arkadaşlar MetaHuman işin inanın bana yüzde %1'i bile değil. O çünkü giriyorsun bir tane cloud based bir program üzerinden. Yana sağa 4 tane 5 tane ana karakter seçiyorsun. Hazır karakterler var. Bir tane Çinli abi var. Bir tane Çinli teyze var. Bir tane siyahi amca var. Bir tane genç Afrikalı var falan filan. Bir tane acayip İskandinav herif var. Onları böyle yerleştiriyorsun. Ortadaki butonu sağa doğru çektiğin zaman şu iki karakter arasında mesela gözleri tutuyorsun, yukarı doğru çekiyorsun, onlara benzer bir yüze çekiyor. Sonra biraz ufak tefek daha müdahaleler edebiliyorsun, daha detay ama çok bir şey yapamıyorsun. Metahuman bu. Vücut tipi aynı, üç tane vücut tipi var. Sıska, şişman, uzun boylu. Onları seçiyorsun. Ona göre birkaç tane boy preseti var. Bunları seçiyorsun. Çok fazla bir şey yapamıyorsun. Çok yani sıfırdan bir şey, hayal ettiğin acayip bir karakter falan yapamıyorsun. Bunu getirecekler mi? Açıkçası ben çok beklemiyorum. Birazcık daha özellik ekleyeceklerdir ama çok fazla bir şey daha fazla beklemeyin Meta Human'dan. Ama Meta Human demin de dediğim gibi işin yüzde biri. Abi sen o karakteri yaptın. E ee sonra ne oluyor? Sonra o nasıl konuşuyor, nasıl hareket ediyor, nasıl mimik kazandırıyor, hangi kemikler, hangi işte alındaki hangi kası kontrol ediyor. Bir hikayen mesela bu yaptığım animasyonu ben size çıplak tek kameradan izletsem o kadar etkileyici olmuyor. Kamera açıları, ışığını nasıl yerleştirdi yani yine o fotoğraf videodaki olaylar yine devreye geliyor. Tamam çok iyi bir karakterim var. Bu şeye benziyor. Okey senin karşına Irina şarkı koydular. Angelina Jolie'yi koydular. E ne yapacaksın? Kötü fotoğraf da çekebilirsin. iyi fotoğraf da çekebilirsin. İyi ışık, iyi kamera, iyi kadraj. Ne bileyim iyi renk yapmayı biliyorsan, iyi kompozisyon biliyorsan, stylingden anlıyorsan, sanat yönetiminden anlıyorsan onu çok daha iyi bir hale getirebilirsin. Ama bunları bilmiyorsan önüne senin Irina şarkı koysunlar yine kötü fotoğraf kötü fotoğraftır. Burada da Meta Human sadece bir karakter arkadaşlar. Gerisi hikaye. Evet çok yetenekli bir karakter ama o karakterle ne yapacaksın sana kalmış oluyor. Şimdi şeyi bırakalım. Unreal'ı kenara kaldıralım. Çünkü ben yine heyecanlanıp bir şeyler paylaştıkça yayınlarda parça parça konuşuruz. Size bir sorum var. Şimdi Euro 2020'yi hepiniz izliyorsunuzdur. Türkiye ligini de zaman zaman izliyorsunuzdur ya da sürekli izliyorsunuzdur. Abi ben şunu anlamıyorum. Ronaldo, Messi, değil mi? Maradona, Pele, ne bileyim. Ee, yabancı futbolcuların isimlerine soyadlarıyla hitap ediliyorken neden Türk futbolculara Emre, Burak, ne bileyim şimdi aklıma gelmiyor. Ee, Nihat ilk isimleriyle hitap ediliyor. Şimdi Euro 2020'de Türkiye'nin maçlarını izleyin. Gerçi elendik ama eski maçlara bakın. Bizde abi yani bir aynı maç karşı takım yabancı takımın futbolcularını soyadlarıyla söylüyor spiker arkadaş maçı sunan arkadaş. Türk futbolcuları ilk isimleriyle. Çok acayip değil mi? Ve hani dünyada da bu böyle. Dünyada soyadlarıyla hitap ediliyor. Tek ilk ismiyle hitap eden ülke biziz abi. Oturdum Arap liglerine falan da baktım. Bizde de bir tek bizde ilk isimle hitap ediliyor. Çok acayip. F ya F1'de de öyle tabi. Verstappen diyorsun. Max demiyorsun. Lewis. Gerçi Lewis falan da diyorlar ama futbolda çok garibime gitti. Özellikle bizim maçları izlerken ulan dedim. Evet Arda diyorsun, Emre diyorsun, Selçuk diyorsun. Türk futbolcuları ilk ismiyle çağırıyorsun ama yabancıları enteresandır soyadıyla çağır, ee, anons ediyorlar. İskoçya'da ilk isimde. Hayır ya nasıl? Gareth mi diyor Bale mi diyor? Gareth Gerçi ona Garrett Bale diyor ama. Gerçi o Galler ama McNeil diyor. Şey demiyor ilk ismiyle John demiyor. Futbolcular da sırtlarına kendi isimlerini yazdırıyor. Ha futbol değil ben orada yaşadığımda öyleydi. Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. pek alakalı olmadı. <laughs> Bizim Türkçe grubunun şeyleri. Bizim bir Türkçe grubu vardı Discord'da. Ne oldu acaba? Neyse bana da bir ant demiyorlar. Koray diyorlar. Tamam işte hep soy isim. Enbade da soy isim diyor. Evet hep soy isimle. Türklerin soy ismi uzun. Niye abi benim soy ismim gayet kısa. Altı harften oluşuyor. Bir ant yani. Babası Carlos Sainz da. Abicim soyadı Sainz adı Carlos. Carlos Sainz Junior olmasının sebebi o şeylerde yabancılarda şey durumu var. Babasının ismini verdiği zaman Junior dendiği için. Hacı Osmanoğulları falan değil mi? <laughs> Gerçi ne bileyim Yunanların da e, soyadları uzun. Hatta onlarda da oğlu gibi e, ona benzer bir ek geliyor. Basket'te falan bakıyorsun hepsinin soyadı yazıyor. Gerçi bizim baskette de mesela Hidayet'in arkasında Hidayet yazmıyordu. Türkoğlu yazıyordu Türkiye'de oynarken de. Mehmet Ali Brandt'la akrabalık ya. Neyse abi enteresan konu buna takıldım geçenlerde. Şimdi gelelim Formula 1'e. Formula 1'i izlediniz arkadaşlar. Biri bana dedi ki şöyle bir şey yazdı. Abi dedi yani Hamilton kazanamayınca dedi sesin soluğun çıkmıyor Mazepin'e sardın dedi. Ben de ya arkadaşım o işler öyle değildi. Biraz daha derinlemesine Formula 1 ile ilgilenirse böyle Power Pack durumları falan var. Takımların sezon içerisinde e, belli adetlerde motor değiştirebiliyor. Durduk yere motor değiştirdiği zaman start cezası alıyor, pitten kalkma cezası alıyor, grid'in sonundan başlama cezası alıyor vesaire vesaire. Şimdi e, bilmem biliyor musunuz? Muhtemelen biliyorsunuzdur. Red Bull bundan 4 yarış kadar önce yeni motora geçti. Şey daha geçmedi. Mercedes yeni motora geçmedi. Yeni paket hakkını kullanmadı. Bu işler böyle. Şimdi evet şey hızlı. Red Bull hızlı. Red Bull geçen sezona göre hızlı. Ama bu motor değiştirmelerde yarım saniye ile bir saniye arasına kadar eski motorla yeni motor arasında bir süre farkı oluyor tur başına. Tabi pistten piste değişiyor. Ama yani bu... Bakmayın arkadaşlar şu an gide yani bu sezon çok heyecanlı yarışlar izleyeceğimiz kesin. Çünkü aradaki fark kapanmış durumda. Ama bakmayın Mercedes de hızlanacak. Mercedes de bir takım paketleri devreye soktukça sonra Mercedes hızlanacak üzerine şey hızlanacak. Tekrar Red Bull hızlanacak. Belki alttan gelen takımlar olacak. Oralar biraz e konuşmak için erken. Yani ben bu 45 yaş maceramda şeyi gördüm. Erken konuşup akşam kesmeyeceksin ama şeye çok güldüm. Gunter'in Mazesp Mazespin'e Mazes artık Mazespin diyorum. Baya dilim oturdu. Ee, gördünüz mü arkadaşlar? Topaç hediye etmiş. <laughs> Top veriyor bir tane kutu. Bu ne diyor? Onu ne var bunun içinde diyor? Onun içinde Mazespin var diyor. O ne ya diyor? İçinden bir tane topaç çıkıyor. Bakıyor böyle. Bundan sonra diyor bunu döndür diyor. Arabayı döndürme diyor. Gerizekalı mal maze, Mazepin de onu bile döndüremiyor. Çünkü tabii zengin bebesi olduğu için hayatında topaç eline almamıştır bilmez onu. O yüzden o topaçı da çeviremiyor. Ama Gunter tabii çok e, pozitif yaklaşıyor olaya. Gerçi son yarışta Mazepin o kadar ben daha bir arkadaş şey yazmıştı. İlk tur 8. virajda pist dışında bekliyorum diye. Ben de ilk tur bir şeyler bekliyordum ama bu sefer kazasız belasız bitirdi. Sermaye düşmanlığı yapmayın Sayın Birant. <laughs> Abi sermaye düşmanlığı yapmıyorum. Liyakat diyorum liyakat. Baba parasıyla gelip Formula 1'de araba kullanırsan işte öyle topaç bile çeviremezsin. Beklediğimizden daha az spin attı. Formüle 1'e bilmiyorum abi. Formüle 1'in bir kere Türkiye'de olacağının garantisi yok. Biliyorsunuz daha önce iki kere geldi, iki kere gitti. O yüzden Türkiye konusunda biraz sabırlı olmak lazım. Beklemek lazım. Bakarsınız yine yani Singapur'a gider. Bakarsınız bu vakalar artar. Bakın İngiltere sıfır vaka görmüştü. Dün arkadaşlar 18 bin vakaya çıkmış İngiltere. Yani... Bu delta varyantıyla başları belada fakat şu var. Aşı olmadıysanız arkadaşlar aşınızı olun. Şimdi burada flat earth muhabbeti yapmayalım. Aşı karşıtlığı yapmayalım. Aşı karşıtıysanız da kendinize saklayın. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. İngiltere'deki ölümlerde %1'in altındakiler sadece aşılı. Geri kalan %99 küsur aşısız olanlar çipinizi yerleştirin abi. Zaten bir tane yorum vardı çok gülmüştüm. Eğer Bill Gates bana çip yerleştirip benim şu an hayatı idame ettirdiğinden daha iyi idame ettirecekse hemen o çipi taktırıyorum demişti. Falan filan. Ben aşıyı oldum abi. Ben aşıyı Amerika'ya gittiğimde olmuştum. Johnson Johnson tek doz aşı olup geri geldim. Tabii siz arkadaşlar daha şanslısınız çünkü Biontech'in koruyuculuğu çok daha fazla. Benim Johnson Johnson maalesef %86'larda ama hiç yoktan iyidir tabii. Şu ana kadar da kazasız belasız ee, şey yaptık. Bu sırada bana şey de çıktı Biontech bak Amerika'da oldum aşıyı Türkiye'ye geldim. Bir hafta sonra bu reklam film sektöründe çalışanlara öncelikli gruba aldılar o vesileyle bana Biontech aşısı da çıktı ama ne yapacağım abi? Ya yani gidip de o Biontech de çıktı deyip Biontech olmanın anlamı yok. Evet şimdi zaten 18 yaşa düştü arkadaşlar. Şu an herkes zaten çok güzel bir şekilde rahat bir şekilde gidip aşısını olabiliyor. Bence aşı olmakta fayda var öyle gözüküyor. İkinci doz diye bir şey yok abi. Johnson Johnson tek doz zaten o baktım hani üzerine gidip Biontech olmak falan filan diye abi hiç döküman yok yani hiç öyle bir şeyin konusu dahi geçmiyor. O yüzden de öyle bir şeye gerek yok. Ya yani oldum zaten abi bu 4 ay sonra falan olurum belki. Bu ne? M1 enerjiyi koklayarak kullandığı için bu yazar ya ya Geyik yapıyorsun ama Gerçekten çok doğru Şimdi Şey kullanıyorum burada Biliyorsunuz bir tane 30-90'lı şey Sürekli Havalandırma açık sürekli ısı basıyor Evde monster Benim çalışma odasını yemin ediyorum Tek başına ısıtıyor ter içindeyim Ter içinde çalışıyorum evde Şey fark ediyor abi yaz aylarında Evet bir makina'nın ısı üretmesi Ya yani böyle 10 metrekarelik Bir odada yaşanmaz hale getiriyor. O yüzden evet M1'in enerji olayı burada da önem kazanıyor. Şimdi bu bugün yarın başlayacağım. Ne zaman yetiştiririm bilmiyorum ama Monster videosu gelecek. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu gördüğünüz şeylerin hepsini Monster'da yaptım. Ee, RTX kullandım. Ondan sonra Premiere kullandım. After Effects kullandım. Photoshop kullandım. Küçük girişe bir jenerik yapıyorum. Ee, o jenerikteki bütün her şeyi anlatacağım videoda da. Hepsini Monster'da yapacağım. Yani bir oyun bilgisayarıyla oyun haricinde neler yapabileceğinizi göstereceğim bir video üzerine çalışıyorum. Bir de klasik sonunda şey olacak. Test olacak. Daha önceki M1'deki test dosyalarını kullanacağız ama onu birazcık daha geliştirdim. İçine Blender, Unreal falan testleri de ekledim. Hatta M1'i de bir daha test ettim. O veri analizine M1'i de ekleyeceğim. Güzel bir kılavuz olacak. Yine orada şey tablosu ortaya çıkıyor. Yani sen ee, tamam PC'desin, Monster bilgisayar kullanıyorsun. O monster bilgisayarda Premiere mi daha verimli çalışıyor, yoksa Davinci mi daha verimli çalışıyor, ne falan gibi bir takım kıs, kıs, e, karşılaştırmaları da görüyorsun. O anlamda bence iyi bir test oluyor. Bunu yine videomda söyleyeceğim ama iPhone'da e, iMac videosunda bana mı dedi, kime dedi bilmiyorum ama şey dedi, ben dedi deneyimi anlatıyorum dedi. O yüzden böyle basit render testleri evet bir bir şeyler ifade ediyor dedi ama ee, bence yeterli değil dedi. Ben size deneyim göstereceğim dedi. Haklı ama o iş öyle olmuyor. Yani şöyle olmuyor. Çünkü kullandığın mesela lut 32'lik lut mu? 16'lık lut mu? 64'lük lut mu? O lut ne kadar verimli çalışıyor Premiere üzerinde? Da Vinci üzerinde ne? Orada para çok fazla parametre var. Yani öyle bir kıyaslama yapamazsın. Bir takım filtreler kullanıyorsun. Bir takım efektler kullanıyorsun. O efektlerin performansı o bilgisayarda ne kadar düzgün çalışıyor. O yüzden yani şöyledir. Normalde test yaparken plugin'de, loot'tu, renk'ti kullanılmaz. Kullanmamak lazım. Şimdi ben Unreal'da bir tane dosyayı test edeyim bir tane kamera sağdan sola giderken işte deminki videoyu mesela. Ben onun kamera açısını 4 milim değiştireyim sonuç değişir. Yani o yüzden düz test yapmak gerekiyor. Çünkü herkesin kurgu yapma şekli, 3D yapma şekli ne bileyim bir tane render alırsın. Okey ama poligon sayısı var orada. Yani mesela Mac'lerde cycles diye bir şey yok. Yani o yüzden... Sadece deneyim olayı olmuyor. Yani orada parametre çok olduğu için düz test bence her zaman daha çok şey söylüyor, daha çok şey anlatıyor. Bilmiyorum. Yani olabilir. Bu sırada yanlış şey de söylemiyor, doğru şey söylüyor. Ama sadece deneyim üzerinden değerlendiremezsin. Kimin deneyimi? Şimdi benim Premier kullanmamla senin Premier kullanmam farklı ya benim testlerde görüyorsunuz Final Cut ile Premiere arasında dağlar kadar fark var. Final Cut daha hızlı. Final Cut ile Davinci arasında da, da Vinci arasında dağlar kadar farklı. Bu testte benim yaptığım testte şu çıkıyor. Farklı farklı bilgisayarlarda aynı işlem ne kadar sürüyor? Ayrıca o dosyaları sen kendin indirip kendi bilgisayarında da test edebiliyorsun. Senin sistemin nerede duruyor bu diğer sistemlerin yanında? Onu görebiliyorsun. Ee, bilmiyorum. Ben ee, şey diye düşünüyorum. Yani sağlıklı bir test yaptığımı düşünüyorum. Evet. Ben Man Manve. Manve, de katılıyor bana. Ya ben bu testleri yaparken çok düşündüm. Nasıl en verimli test yaparım diye? Çok zor. Yani. Bir kere size şöyle söyleyeyim. Mesela Aş 265 kaydedilmiş bir 360 kameranın görüntüsünü zaten çok fazla deneyimini yapabileceğim bir şey yok yani. Ne yapıyorsun? Buraya bak. Üçüncü saniyede sola bak. 5. saniyede gökyüzüne bak. Sonra bir tiny planet çak. Zaten yaptığın işlem bu. Bunu da 1 dakikalık videoyu sen atıyorum 2 dakikada render edip öbür makinede 30 saniyede render ediyorsan bir dakika ya bu alet 30 saniyede render ediyor diyebilmek bu testin sonucunda bence önemli olan kısım o. <laughs> Zeynep Hanım yok Zeynep'le karar aldık. Biz bu motokrosu çok ihmal ettik. Ee, dedik ki hadi dedik başlayalım dedik tekrar oradaki buluşmalara. Bu pazar gidecektim. Sonra şeyi hatırladım. Abi biz yazın motora binmiyorduk ki. Binilmiyor çünkü. Neden binilmiyor? Abi sen saat 6'da orada hava ne kadar sıcak biliyor musun? Yani o kadar sıcak ki o kaskı, o botları, içine dizlik koruma bilmem ne dize kadar çorap falan giydiğinde şey oluyorsun yani zaten bir saat sonra 4 kilo veriyorsun. Su atıyorsun vücudundan. Gerçekten işkenceye dönüyor. Formüle E hakkında ne düşünüyorsun? Ya birkaç kere izledim. Ee, arabanın arabaların bir şekillerinde bir antipatik bir durum var galiba. Tam bilemiyorum. Ya bir bir, bir yerde bir antipatik bir durum var. Tabii şu, sürücüleri falan, pilotları falan da tanımıyorum. Muhtemelen onun etkisi de vardır. Ee, o yüzden çok sarmadı. Ama şey değilim ya. Yani, Önyargılı değilim. Bu işler değişir. Fakat asıl şeye sardım ben. Biraz geç oldu ama şeyde bilgisayarda Formula 1. bayağı takımlar var yine Red Bull var yine şey var onların yarışlarını izliyorum. Zaten görüntü inanılmaz gerçekçe Yani kokpitte değil normal şey normal kamera görüntüleri falan gördüğünde gerçeğinden ayırt edemiyorsun. Orada da Nick Hamilton falan varmış. Ben bu olaylara yeni girdim. Nick Hamilton da Lewis Hamilton'ın kardeşiymiş. O da yarışçı olacakmış. Bayağı iyiymiş hatta gençliğinde fakat sonra diyabet oluyor. Sol gözümü, sağ gözümü ne kaybediyor? Görüş kaybediyor. Sonra şey olamıyor. Fakat işte e-sporta geçiyor falan. O dünyaları yeni keşfettim. Yani yeni keşfettim dediğim dört tane falan yarış izledim. ama şey enteresan. Orası da çok güzel bir dünya. Bir de paralel bir dünya ya. Arabaları biliyorsun, pistleri biliyorsun. Genel jargona hakimsin. Formula E'den ziyade onun adı nedir ya? E-Sport F1 falan mı? Ne diye geçiyor? İşte ona sardım şimdi. Onu takip ediyorum. Ben valla oturacağım şey yapacağım. Futbol o kadar sarmıyor da bu F1 bayağı bir de gerçekçi görüntü falan çok gerçekçi. Tabi vakit bulursa, Çünkü şu ara şey vaziyetsin diye böyle andropoza girmiş herifler vardır ya. Hayat elden gidiyor. Dur ben işte alamamıştım gençliğimde. Vaktim olmamıştı. Hayvan gibi çalışmıştım. Üstü açık bir spor araba alayım. Ondan sonra giderler bir şeye, spor salonuna. Şey ağırlık basmaya başlarlar. Vücut yapmaya başlar 60 yaşından sonra. Ondan sonra genç kızlarla falan takılmaya başlar. Ben onun teknolojik versiyonunu yakalıyorum. Şu an şey vaziyetindeyim. Yani bir saniyen bile kıymetli. Bu Unreal VFX 3D dünyasında böyle bir acelen var gibi hissediyorum. Çünkü çok fikrim var. Ee, oyun oyun gibi basite indirgemek istemiyorum. Yani virtual production olsun, klipler olsun, moda filmleri olsun, moda fotoğrafçılığı olsun, belki oyun olsun. Bir sürü böyle hayalim var. Ee, birazcık daha abstrakt şeyler yapmak istiyorum. Biraz. Teknoloji, bilimle modayı birleştirip bir takım hayallerim var. O yüzden çok şu an şey vaziyetindeyim. Böyle hayatta vakit kaybı yaşıyormuşum gibi geliyor sürekli. O yüzden de koştura koştura çalışıyorum. Her saniye tuvalete giriyorum. Bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ama çok heyecanlıyım ya. Valla arkadaşlar bugün şu olayları bir oturttum ya. Çünkü şey oluyor. Bir noktada hiç oldu mu size bilmiyorum ama böyle 10 gün uğraşıyorsun abi milim yol alamıyorsun. Milim bir yerde takılıyorsun. Bir türlü çözemiyorsun. Yardım alabileceğin kimse yok. Oraya soruyorsun, buraya soruyorsun. Kimse cevap vermiyor. Tek başınasın ve tek başına çözmek zorundasın. Dokümantasyonu açıyorsun. Sayfalar dolu dokümantasyon. Bir noktadan sonra ne okuduğumu anlamıyorum. Bu hafta sonu vallahi 500 sayfa dokümantasyon falan okumuş olabilirim. Okuyorum, okuyorum, ok sonra dur diyorum, dur. Sakin ol, bırak gidiyorum. İki tane maç izliyorum. İşte Formula 1 vardı sağ olsun. Formula 1 olmasa zaten kafayı nasıl dağıtacağım? Ona, ona bakıyorum falan. Dün hatta çıktım bir motorla gezindim. Ee, biraz kafam açılsın dedim. Abi işe yaradı. O yüzden de ilk videom aklıma geldi. Şu şeyi çok imal ediyorum. Motocross falan. Arkadaşlar size de tavsiyem. Orada öğretmen Kemal anlatıyor ya. Şey durumu var ya orada. E, abi bir, bir uzaklaşman gerekiyor bu şehirden. Ya da uğraştığın işten, kafayı taktığın şeyden. Bir, bir böyle bir basıp gidip, bir dışarı çıkıp tekrar geri gelmen gerekiyor. Onu yaptığın zaman kafan açılıyor. İşte çıktım. Buradan Sarıyer'e gittim motorla. Sonra geri geldim. Ter içindeyim ki hava sıcak da değil de akşamüstü 6.30-7 falandı. Ter içinde kaldım. Nem falan iğrenç. Geldim oturdum. 10 gündür uğraşıp yapamadığım şeyi arkadaşlar 1 saatte çözdüm. Çözdüm hemen bıraktım. Hemen bıraktım. Gittim maçı izledim. Şey maçı çok iyiydi. Hollanda'nın elendiği Çekya. Bu sırada Çek Cumhuriyeti değil mi abi? Çek Republic değil mi? Çek Cumhuriyeti ne zaman Çekya oldu ya? Çekya ne? Ben mi kaçırdım abi? Çekke ne diyorum ya? Bu yeni yine bölündü bunlar. Yeni bir ülke mi çıktı diyorum. Çekke diye bir ülke çıktı. Neyse buna da sitem ettim falan. Sonra dedim ulan niye soyadlarıyla hitap ediyor? Niye isimleriyle falan böyle enteresan kafalar. Sonra geldim abi anlayalım başına oturdum. Sorun neydi? Sorun çok teknik bir olay. Ee, bu videoda hatırlayalım. sondaki gülüş. <laughs> diş reklamı, diş şey, diş macun reklamı gibi. Hikaye şu, şeyi vücut animasyonunu ayrı kaydediyorsun. Fakat MetaHuman'ın Skeletal Mesh'i farklı. Bilmediğimiz yeni bir şey. Onu Humanoid'e çeviriyorsun. Mappingler sapıtıyor, bilmem ne. İşte baş parmağını hareket ettiriyor, gözü oynuyor falan abartarak söylüyorum. Böyle garip durumlar oluyor. Tamam hadi onu çözdüm. Retargeting'i çözdüm. Bütün animasyon güzel. Kaydedemiyorsun abi animasyonu. Kaydedemiyorsun. Onu blueprint olarak kaydediyorsun, blueprint'e çeviriyorsun, oradan onu alıyorsun, onu ona bağlıyorsun falan. Dudak kapanmıyordu, onunla uğraşıyorum falan. Bir sürü node, bir sürü blueprint, bir sürü bir şey. Sonra retarget mapping diye ayrı bir şey var Live Link'in içinde. Onu çözmen gerekiyor falan. Onları çözdüm. Fakat mimikleri ayrı kaydediyorsun. Mesela bu videoda demin paylaştığım Instagram storiesinde şey yaptım. O dans benim şeyden geliyor. Noitom'un Perception Neuron diye bir şeyini kullanıyorum ben. Kıyafetini göstereyim. Şöyle bir kıyafetim var arkadaşlar. Görmüşsünüzdür belki. Filmlerde falan görüyorsunuz. Böyle her yerinde sensörü var. Bunları böyle giyiyorsun, kafana takıyorsun, eldivenleri var. Her bir parmakta şöyle göstereyim. Şöyle her bir parmakta sensörleri var. Görüyor musunuz? İşte bacak var, ayak var. Bunları bağlıyorsunuz. 32 tane sensör oluyor vücudunuzda bu sensörlerle kaydettiğiniz hareketleri bu animasyonda olduğu gibi eş zamanlı olarak bilgisayara alıyorsunuz. Sonra onu broadcast ediyorsunuz Unreal'a. Unreal'ın da bir bu firmanın yazdığı plugin'i var. Onu oraya aktarıyorsun. Sonra onları işte bu hangi sensör hangi kemiğe etki edecek? Ona da re remapping deniyor onları yapıyorsun falan. Aslında deli işi. Yani deli işi. Ama bunu bir kere mantığını oturttun mu? Zaten benim mutluluğum da oradan geliyor. Ben mantığı çözdüm. Ee, bir problem yaşadığında, yaşadığımda şöyle oluyordum. Ulan hangi sekme ne? Bu o bir falan bir, beş 1500 tane parametre var. Şimdi şey yapıyorum. Ha problem. Ha burada problem var. Tamam. Ta, hemen çöze, çözebiliyorum. O yüzden şu an müthiş bir rahatlama yaşadım. Biz bu konuya nereden geldik? Masanın yüksekliği... Arkadaşlar Neufeld standartlarına göre bir masa var. Ee, kamera yukarıda durduğu için sana öyle geliyor. Bir de ben böyle dolmuş misale oturuyorum. Anladınız mı? O yüzden sana şey geliyor. Değişik geliyor. Ne diyorduk ya? Evet bunu giymesi... Ayrı ızdırap... Bir de tek başımayım ya. Abi elimde eldiven. Her yerde sensör. Klavye kullanamıyorsun, mouse kullanamıyorsun. Bir de bunların böyle manyetik alanlara çok yaklaşmaması lazım. Kalibrasyonu kayıyor. Bir anda orta parmağım buraya yapışıyor falan. O yüzden çok yani şu an mesela bunu buraya böyle koymamam gerekiyor. Bu bunu giyiyorsun. Her sensörü tek tek ilgili yerlere takıyorsun. Sonra bunu çıkarıyorsun. Neyse bulamadım arkadaşlar. Bir tane kurşundan kutusu var. Manyetik alana karşı. Her sensörü tek tek içine yerleştirmen gerekiyor. Baya zahmetli yani. Hadi dur ben bir mocap alayım dediğin zaman kalibrasyonu bilmem nesi giymesi etmesi kendin bağlandın tekrarlarıyla falan 2-3 saatini alıyor. 76,5 santim az gelmez. 76,5 santim ideal bir yükseklik. Ya şimdi bu şarj olayı e, elma ile armutu kıyaslamamak gerekiyor. Bunu videoda anlatacağım. Çünkü zaten adaptörsüz çalışamıyorsun Monster'da. Şimdi ben de adını söyleyemediğim bir tane daha notebook var. Birazcık daha premium bir ürün. Ee, onda da 30-60 ekran kartı var. Abi bunların şeyleri... E, adaptörleri kaç wattta? 20 volt çarpı 9. 180 watt falan. 180... Pardon ya. Ne 180'e? Daha fazla. 200 küsür, 200-240 watt arası bir şey. Şimdi senin ekran kartın o kadar güç çekiyor ki... Pilinin amperi yetmiyor. O yüzden zaten performans odaklı yani Excel, işte Chrome, ROM falan onlarla word processing, word falan kullanmıyorsan senin abi ekran kartında performans alabilmen için zaten şarj adaptörünün takılı olması gerekiyor. Yani masaüstü gibi kullanıyorsun notebook'u. MSI evet. Ee, gaming PC değil abi. Yani bende MSI'nin biraz daha şeyi var creatorlar için olan yeni çıkacak bir ürünü var. Temmuz'da onun videosu. Temmuz'un ortasına doğru yayınlayacağım onun videosunda. Enteresan aletler. Ama oradaki derdin senin pil olmuyor. Sen orada o hayvan gibi 30-60-30-70 ekran kartlı bilgisayarı çalıştırırken 300 Watt'a yakın elektrik çekiyorsun. Sen zaten pile, pile yani herhalde zaten restart olur. Direkt 300 wattı pilden çekmeye çalıştığında orada 300 wattlık bir pilin yoksa ki yok. Çünkü neden? Onu da yeni öğrendim. MSI'dan söylediler. Abi sen 99 wattın üzerinde pil koyamıyorsun notebooklara. Neden koyamıyorsun? Uçuş yüzünden. Ee, 99 watt yani 100 wattlık pili sen notebook'a koyamıyorsun. E ne olacak senin orada 100 wattlık şey var ama ekran kartın 300 wata yakın çekiyor. Zaten o direkt yüksek akımdan şey yapar kendini kapatır. O yüzden pil olayına bakmayacaksınız arkadaşlar. Ben onu öğrendim. Bilmiyorum anlatabildim mi? Stok videosu ne demek? Kaç tane stok videom var? Ya bu soru da ne biliyor musun? Bu soru da sen hangisinde rahat ediyorsun? Çünkü video edit olayı mesela şimdi mesela benim YouTube videolarım şöyle. Alıyorum abicim iPhone'la çekiyorum. Hiç aktarma aktarma yok. Çekiyorum mesela. Gittik. Nerede? Kilios'ta çektim. Geldim ofise. Hiç öyle aktarma falan yapmıyorum. Açıyorum burada foto aplikasyonu. Orada çektiğim videoları alıyorum. Drag and drop'la şey atıyorum. Premiere'a oturuyorum. Hop işlemeye başlıyorum. Yani bu mesela benim için rutin bir iş akışı. Ee, ekranın kalibrasyonu, ekranda ne renk görüyorsun, o ekran ne kadar seni tatmin ediyor, ne kadar etmiyor. Ya işte Adobe RGB ekran var, sRGB ekran var, Rec.709 var, DCI var, P3 DCI var. Var oğlu var. Eee... Sen Windows'da rahatsan abi Windows'da devam edeceksin. Ne bileyim e, bu gaming notebookların fan sesinden rahatsız oluyorsan o zaman M1 alacaksın. Mobilite diyorsan yine M1 diyeceksin. Çok yüksek performans istiyorum, oyun oynamak istiyorum aynı zamanda diyorsan zaten cevap belli. Gaming dizi üstüne geçeceksin. Bu tamamen kişisel bir olay. Yani eee benim de tercihim yapacağım işe göre değişiyor. Ben şimdi PC notebook da taşıyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok orada. PC Mac farkını geçersen M1 MacBook Pro mu daha verimli yoksa Monster mı hocam? Ya anlıyorum sorunu ama ben bu sorudan acayip sıkıldım. Niye sıkıldım biliyor musun? Çünkü aynı şeyleri söyleyip söyleyip duruyorum. Şunu söylüyorum. Unreal mı kullanıyorsun? Abi yok PC kullanacaksın. Bu kadar basit. Bak inkar şey yapmıyorum. Direkt PC kullanacaksın. Oyun oynuyorsun PC kullanacaksın. Yok sadece 4K A265 video editliyorum. Renk yapıyorum. O kadar diyorsan. Ha o zaman M1 alacaksın. Ama M1 küçük diyorsan. PC alacaksın. Yok PC almam diyorsan biraz bekleyeceksin 16 için çıkmasını bekleyeceksin. Bu yine sende bitiyor. Yani ben kurgu yapacak olsam şu an için söyleyeyim şeyi alırdım. Ya M1 ile devam ederdim çünkü rahatım abi. Şarj adaptörünü bile taşımıyorum. Bak bu Monster'a ve MSI'a ikisine de aynı şeyi söyledim. Ya dedim bir dakika. Ya bu ne arkadaşlar ya? Ya sene olmuş 2021. Bu sırada her iki notebook'ta da aynı adaptörden var. Hatta bakalım kaç wattmış? 230 watt. Ya anlıyorum tamam. Mac'inki 60 watt, 65 watt küçük. Ama abi ya bu ne abi ya? 12 volt anladın mı? Standart adaptör. Bunu bir tık daha şık yap ya. Ya bu kablo şu ne abi? Şuna yani şuna bir şey bulun. Yetmiyor bir de <laughs> abi şu. Bu ne ya? Yani bunlara biraz hani çünkü bu da tamam sen premium notebook yapıyorsun mesela MSI'da. Bunu videoda anlatacağım. Harika, çok şık tamam mı? Bildiğin MacBook Pro. MacBook Pro kalitesinde notebook yapmış. Gerçekten güzel ha. Bayağı sevdim aleti. Harika. Abi Starbucks'ta çıkarıyorsun bu tuğlayı koyuyorsun yanına. Yani premiumluk sadece notebook yapmak olmamalı. Bunu bunu da düşünmen gerekiyor. Bu da senin hayat deneyiminin önemli bir parçası. Yani bunu da çantana koyuyorsun. Yani sonra notebook'un yanına çıkarıp bunu koyuyorsun. Oldu mu? Olmadı. Değil mi? Bir adaptör bu kadar mı konuşulur ama konuşuluyor işte. Windows 11 hakkında geçen yayın konuştuk. Ee, tekrar konuşmayayım. Zaten çok bir done yok elimizde. Yani çok bir şey görmedik. Güzel böyle bir... Batuhan! Bir gel bakayım. Arkadaşlar! Batuhan! Bir şey soracağım. Çök. Gel. Arkadaşlar Batuhan'ı tanıyor musunuz? Batuhan kuracağım. Dün Instagram story'imde bir takım şeyler paylaştım. Sticker. Stickerlar paylaştım. O Batuhan bu. Batuhan dün niye çıplaktın oğlum bütün storylerde? Abi evdeyim sıcak. Tamam da böyle kendi kendine soyunmuşsun, eğleniyorsun falan. Neyin kafasını yaşıyorsun oğlum? Sokağa çıkmıyor ya ne yapacağım işte. Takılıyorum kendime. <laughs> 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 arkadaşlar Batuhan yönetmendir kendisi. En son neyi yönetti derseniz Orkun Işıtman düğününü yönetti. Ama ben çok beğeniyorum kendisini. Enteresan kafalar. Teşekkür ederim Şimdi sana sonra bir şeyler göstereceğim. Tamam. Buradasın şey. değil mi? Aynen. Tamam. Batuhan'ı da tanımış oldunuz arkadaşlar. <laughs> New character unlocked. <laughs> Batuhan. Aa bir dakika AKD 156. Ba bana sticker bombardımanı yapan sen miydin? Yönetmen Batuhan evet. Evet mesajlaştım arkadaş. Ter içindeyim ya. Kaç dakika olduk? 50 dakika. Hadi siz soru sorun Mesela neyse girmeyeyim. Çok çok spoiler veriyorum abi. Yani yakında zaten videoları burada anlatacağım. Sonra da şey diyeceğim. YouTube'a koyduğum videoda arkadaşlar bütün her şeyi zaten Twitch'te anlatmıştım diyeceğim. Gidin Twitch yayınımı izleyin diyeceğim. Bugünün sponsoru Lipton buzlu çaylarına teşekkür ediyoruz. <laughs> Lan beleşe reklam yapıyorum ha. HDRI çekiyor musunuz? Çekmiyorum. RoV çekiyorum ben. HDRI. Ha HDRI. Yok ya çekmiyorum hiç. Ee, çekmiyorum ama bu çekmeyeceğim anlamına gelmiyor. HDRI'yi ilerideki 3D projeler için muhtemelen sık sık kullanacağım. Şu an HDR, HDRI, HDRI .com sitesinden faydalanıyorum. Bir de Blender'ın kendi içinde 8-9 tane var. Onlar çok güzel. Her işimi görüyor. Her işimi onunla hallediyor. <laughs> o, bu yani şey sorusu hep geldi. Mehmet Ali Birant'la akrabalığın var mı sorusu hep geldi de. 32. gün kanalını sen mi yönetiyorsun? Çok iddialı oldu. Scofield QQ. Bu Prison Break'teki Scofield mı acaba? Ee, yok abicim benle hiç alakası yok. Sadece isim benzerliği. Monitör satın alırken kesin olması gereken şeyler ne sizce? Güzel bir soru. Geçen gün şeyle konuşuyorum. MSI ile ve Asus ile konuşuyorum. Hangisiydi hatırlamıyorum. İkisinden biriydi. Şimdi şöyle bir şey oldu. Diyorlar. Biz diyorlar şey tarafında oyun tarafına çok yüklendik. Oyuncular 120 Hz, 160 Hz, 244 Hz bilmem ne falan. Hertz, hertz, hertz. Sonra bu oyun oynayan arkadaşların hepsi içerik üretici olmaya başladı. Twitch'te yayın açıyor falan filan. Sonra kaliteli içerik falan derken bize gelen talepler hertzden ziyade 60 hertz olsun ekran, 60 fps'yi yakalayım zaten yetiyor bana, 60 hertz olsun. Ama kaliteli bir panel olsun, IPS olsun, işte e, Adobe RGB gamutunu, uzayını kapsasın gibi talepler gelmeye başladı. Çünkü o oyuncuların hepsi artık yani ne oldu? İçerik üretici oldu. Şimdi kaç tanesi hayatını idame ettirebilecek kadar oyun oynayarak para kazanabiliyor? E çok az bir miktar. Geri kalanları ne yapıyor? Bir şekilde Twitch'e giriyor, bir şeyler yapıyor. İçeri kendince içerikler üretiyor. Aslında video yaparak hayatını idame ettiriyor. O yüzden ee, renk olayı, stabil renk olayı daha önemli. Bu bağlamda soruyorsan bence de 60 Hz'lik bir ekran haydi haydi yeter. Sen şuna bak abi Adobe RGB'yi %100 yakalayabilecek bir monitör sana haydi haydi yetecektir. Ee, öneri diyorsan hep söylüyorum abi fiyat performans olarak üzerine monitör daha görmedim. 2785 2785'ti galiba diye bir monitörü var. Ee, ViewSonic Color Pro serini bekliyorum. Çıkmasını yok mu öyle bir model? Color Pro'nun hangisi? Bak 70'i 5 Hz 1 milisaniye gecikme monitör var. V-Sync açık kalsın mı? Bu oyun sorusu arkadaşlar. Ya yani neden ya yani şöyle oyun sorusu. Videoda video işlerken böyle bir şeye ihtiyacın yok. Yani senin zaten timeline'ın neydi? 25'ti. Amerika'daysan neydi? 30'du. 30 fps yani 30 frame per second ya da 25 frame per second'lık timeline'da çalıştığın için zaten burada mevzu bahis bile olmuyor. 4K olan işte. Galiba öyle bir monitör var. Bakayım. Şey mi diyorsun Edis? VP3481'den bahsediyorsun. O mu? Eee Bak evet VP2785 4K27. Abi bu monitör mü? Evet bu monitör. <laughs> Şeye benzedi bu Cem Yılmaz'ın Origami yapıyor, burada da yapılmışı var arkadaşlar. Evet, bu e, bu 4K ama hani bütçesel anlamda soruyorsa bence 2K haydi haydi yeter. 4K e, 4K için 27 küçük değil mi? Kesinlikle küçük. Ben bunu Windows'da kullanıyorum. %150 de kullanıyorsun. %150 dünyanın en saçma şeyi. %100 alınca da çok küçülüyor. O yüzden evet sana katılıyorum ee, Bence Yani 4K için Senin yani mutlaka 32 inçlere falan çıkman lazım O yüzden ben senin yerinde olsam Bu ebatta e, 2K olanını alırım Hem paran cebinde kalır hem de gözlerine Uzun vadede zarar vermemiş oluruz Kucağımda monitörle Yayına devam etmeyin 1440p için 27 inç idealmiş. Yani tabi bu yine sende bitiyor. Yani senin gözün bunda rahat ediyorsa şeydir. Yani ben burada mesela 6K monitör kullanıyorum. Bu işte şey Apple'ın monitörünü. Bunun çözünürlüğünü kaç tam piksel olarak bilmiyorum ama 32 30 32,5 inç falan yani tam ideal bu. Oradan oranlayın işte. 5K değil hangisi şey? 6K benim kullandığım monitör. Sorulara bakacağım. Ben susacağım artık. Vallahi yine susmadım. Mesut'a ne oldu arkadaşlar? Bir haftadır yayın açmıyor. Öldü mü? Ne oldu? Bir para buldu kayboldu galiba. Kur abicim şirket. Şirket kurmak dünyanın en kolay şey. Şahıs şirketiyle başla. Evini şey gösteriyorsun. Ee, prodüksiyon şirketi kur. Film, müzik olsun. Böylelikle yediğin yemeği bile gider gösterebiliyorsun. Anneni bile gider gösterebiliyorsun. Aslında şirket kurmanın birçok avantajı var. Birçok aldığın ürünü para kazanıyorsan eğer bir iş yapıp para kazanıyorsan hepsini gider gösterebiliyorsun. E, monitör alıyorsun. Aslında onu gider gösteriyorsun. Gider gösterince ne oluyor? Aslında monitörün yüzde %40'ını senin için devlet ödemiş gibi durumlar oluyor. Yani çok basite indirgeyip anlattım ama uzun vadede şirket kurmak seni yatırıma teşvik ediyor. E, falan filan. VP86 8K VP86 kaç inç abicim? VP86 ne ya? 86 inçlik monitör mü? Abicim prodüksiyon şirketi kurarsan prodüksiyon şirketin şöyle bir güzelliği var. Normalde mesela herhangi bir şirketin var ne olsun işte ithalat yapıyorsun tamam mı sen evine yaptığın market alışverişini belli bir oranda şirkete gider gösterebiliyorsun şimdi muha arada muhasebeciler varsa aranızda onlar benden daha iyi bilirler ama benim bildiğim benim muhasebecinin zamanında söyledi her bir SSK'lı çalışanının e, belirli bir ücret şeyi var limiti var o limit dahilinde yaptığın bakkal süpermarket alışverişini gider gösterebiliyorsun. Prodüksiyonda öyle değil. Prodüksiyonda şunu bile diyebiliyorsun. 4500 tane sana alıp onu gider gösterebiliyorsun. Çünkü şey diyorsun. Biz bunlardan duvar yaptık. Filmde yaktık bunu diyorsun. Ya da ne bileyim. ev yatak alıyorsun tamam dört tane yatak alıyorsun sen normalde bir yatak alsan onu gider gösteremezsin şeyinin olması lazım. Lojmanım vardı. Lojmanımı aldım demen gerekiyor ama prodüksiyon şirketi olduğun zaman bir fotoğraf çekiminde sette kullandık diyebiliyorsun ki oluyor yani. Bizde sunta gideri oluyor, boya gideri oluyor. Normalde bunların hepsini gider gösteremiyorsun. Belirli bir limite göre gösterebiliyorsun. O yüzden prodüksiyon şirketinde prodüksiyonda kullandık diyorsun. Sonra nerede bu yataklar diyorsun. Ha biz onun film icabı yaktık o yatakları diyorsun. Önünde rapçiler rap yaptı diyorsun. Klip nerede diyor. Klip başarısız oldu. Paramı da alamadım zaten falan diyorsun. Şimdi illegal aktivite şeyi veriyorum size. Fikirleri veriyorum. <laughs> Mesela ben çocuk bezi yazabilirim. Niye yazabilirim biliyor musun? Diyebilirim ki. Biz bir işte El Style Awards çekim için havuz yaptık. Havuz sızdırıyordu. Stüdyoyu su basıyordu. Ve biz gittik bez bulamadık normal bez. Marketteki bütün çocuk bezlerini alıp şey yaptık. Kurulamak için kullandık bile diyebiliyorum. Vergiden kaçınma. <gülüyor> kaçınma. Kaçınma. <laughs> Hiç yaşamadım çünkü sorun yaşamadım. Sadece bir e, Amerikan klavye de sevmiyorum. Türkçe klavye hiç sevmiyorum çünkü tuşların yerleri değişiyor ve şu şey tuşları benim en çok kullandığım tuşlardır arkadaşlar. Köşeli parantez ve program yazarken de bu süslü parantez bir deniyor. Curly parantez. Nokta virgül tamam mı bunların yerleri benim için çok önemli artı eksi e, Tilda işareti Türkçe klavyede bunların yerleri değişiyor ve shiftle falan basman gerekiyor O yüzden ben hep İngilizce klavye kullanıyorum şeyde dert etmiyorum yazışma yaparken Türkçe karakter basmıyorum çok da önemli Olmuyor e, Şey alamamıştım Apple'dan İngiliz klavye almak istedim çünkü İngiliz klavyede de Enter büyük oluyor Amerikan klavyede enter çok küçük oluyor. Hiç sevmiyorum onu. Orada bir şey Apple müşteri temsilcisiyle tek iletişimim oydu. Bana şey anlattı. Türkçeyi koruma kanunu yasasında bunlar şey satamıyorlarmış. Başka ülkenin klavyesini satamıyorlarmış. Ben de ne kadar saçma Logitech falan nasıl satıyor dedim. Valla beyefendi onları bilemiyoruz ama dedi Türkçeyi koruma kanunu yüzünden biz satamıyoruz dedi. Enteresan. Alt GR ile neye basıyorsun Türkçe'de? Enes beni tanımıyor arkadaşlar. Var var programcılık. Her şey var bizde. <laughs> Emmeye de gömmeye de varız arkadaşlar. <laughs> Siyaset yapmayın lan. Amazon Amazon nasıl? Türkiye'de yok ki. Türkiye'de gidin abi. Bulun bakayım bir tane Apple İngiliz Apple klavye bulun bakalım. Bulun. İngiliz Apple Store Türkiye'ye yollamıyor. Herhalde İngiliz Apple şeye gitmen gerekiyor. İngiltere'nin Amazon'una gittiğin zaman oradaki Apple ürünlerini de Apple satıyor. Fakat Türkiye'ye yine yollamıyor. Yok alamıyorsun. Amerika'dan iste sadece Amerika'da işe yarıyor. Ama Amerikan klavye Amerikan klavyede arkadaşlar enter böyle değil. Görebiliyor musunuz? Şu. Şu. Şu ikisi bitişik. Böyle shift tuşu. Shift tuşunun küçüğü gibi bir enter var. Ondan nefret ediyorum. Şey diyeceksin. Ru slam bu herif. Nelere takıyor diyeceksin ama işte alışkanlık abi. Q İngilizce klavye. Biri buldu. Dur bakayım lan. Dur gitme. Abi şunu kopyalayamıyorum burada ya. Üf. Tamam bakacağım buna. Belki de kanun değişti. Belki Cumhurbaşkanımız dedi ki ben bunlarla uğraşacağımı ben salayım dedi milleti. Türkçeyi de boş verin dedi. Satılsın İngilizce klavyeler dedi. Kazanan klavye lobisi oldu. Evet arkadaşlar. Bugünü doldurduk. 1 saat 5 dakika. Ben gideyim biraz. Kıyafetimi giyeyim. Biraz spor yapayım ofiste bu sıcak havada. F klavye. Hiç kullandın mı abi? F klavye adamı var ya bitirir. Neyse arkadaşlar. Sizi dış mihraklarla baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın.